Bir şey yok ki abi burada, bunlar çöp. Boş yapmışsınız yani. Salih. Mahir kardeşim, biliyorum sevmiyorsun ama bizim çocuklar sana bir hazırlık yapmışlar. Şimdi biliyorsun Nuri komiser haftaya emekli oluyor. Yerine de Raşit komiser gelecek. Yani hani böyle hem ona bir veda hem sana bir hoş geldin diye bir yemek ayarlamışlar. Beraber yiyip içeceğiz. Ne diyorsun? E tamam abi, sen cevabını verdin zaten. Ben sevmiyorum o işleri Salih. Söylerse işi var falan dersin. Oğlum ayıp olur ya. Yani bir uğrayıp çıkarsınız. Hani çıkarsanız diyeceğim de Can Feza ile tabii gelmek ister misin? Hani... Can Feza yok. Can Feza yok. E tabii herkes eşli geliyor. İnci de geliyor. Yani... Bizim İnci mi? Aynen kardeşim. Senin eski arkadaşın İnci. Aa. İyi. Ya ne alaka bu? Burada bile yaşamıyor ki. Ya şey, az önce tanıştın ya Eren komiserle. Onun nişanlısı yani, eş durumundan katılıyor. Aha. Vay be. İyi. Ne güzel. Çok güzel. Mutlu olsunlar tabii. Mutlu olsunlar da yani Cafezan'ın gelmiyor olması da tabii. Güzel denk gelmiş diyelim. Hiç uğraşamam şimdi. E tabii haklısın yani. Şey, o zaman bir uğrayıp çıkarsın. Gelirim, tamam. Ben konumu atıyorum gruba. Olur olur, at. Tamam, bakarım ben. Hadi kolay gelsin. Bir de Salih, şunlara baktır. Olur mu moruk? Böyle şey yapmasınlar, kağıt yollamasınlar bana. Tamam. Haydi. Hmm. Canımın içi, yazdın mı bütün malzemelerimizi? Yazdım Süreyya Hanım. Tamam. Şimdi bir tane bu senin tarif defterin olur, tamam mı? Suzan bunu sana verir. Burada biz yemekleri yaptıkça buraya yazarız. Tamam. Şimdi ders bir, yaz canım. Şimdi benim çocuğum Urfalılığının hakkını verir. Neyi sever? Yemeğinde eti sever, acıyı sever. Evet. Acıyı sever, eti sever. Ne yazıyorsun Suzancığım? Acıyı sever, eti sever. Yaz Suzan. Ağzımdan her çıkanı yaz diyorum sana. Ya yapılışını yazacağız ya oraya. Ay, doğru. Aşk olsun. Şimdi iyi bir tepsi kebabı yapmak istiyorsan canım benim, kıymayı döşten çektireceğiz. Kıymayı döşten? Hı. Tamam. Döşten. Hı. Yazdık mı canım? Yazdım Süreyya'cığım. Şimdi. Bu ne? Soğan. Onu biliyorum. Bravo. Aferin sana, bu soğan. Ama nasıl doğranmış? Bıçakla. Bravo. Ha işte bak, gördün mü? Bak ders iki. Bu soğan bıçakla doğranır. Bu soğanı bıçakla doğramak bir kültürdür. Doğru mu? Doğru. 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 Çünkü öbür türlü böyle rendelerse derse o suyunu salar. Çirkin çirkin olur. Acık. 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 Böyle minicik 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 minicik, sen bunu sabırla elinle doğrayacaksın. Yazdın mı canım? Hepsini yazdım Süreyya Hanımcığım. Ha, minicik minicik. Onu da yazdın mı? Yazdım Süreyya Hanımcığım. Aferin. Ah. İyi bari. Çıkmışsın odandan. Çıkmaz olaydım. Ne oldu? Eve ele geçirdiler. Kim? Kim olacak? Kadir'in kızı Can Feza ve Süreyya. Mutfakta yemek yapıyorlar. Gelinine tetik kebabı yapmayı öğretiyor. Meydanı boş buldular tabii. Sen de kapattın kendini odana. Ne yapaydın? Hanım anne. Bu konağın 30 yıldır hanımı sensin. Hanımlığına sahip çıkacaksın. Öyle odalara kendini kapatmayacaksın. Bak gör. Sen yoksun diye bu evde aş pişmiyor değil. Sofralar kurulmuyor değil. Oh, herkes keyfinde, sen zindanda. Doğru. Bu evin hanımının kim olduğunu onlara hatırlatacağım. Hah, işte bu. Ne yapacaksın? O yemeği zehir edeceğim. Görsünler bakalım, Afet Hanım olmadan bu evde ağız tadıyla bir aşk pişiyor muymuş? Görsünler hanım anne. Thank you.
Efendim anne. Ha Mahir'cim. Neredesin canım benim? Geliyor musun? Geliyorum anneciğim, yoldayım. Ha tamam. Sana bir sürprizimiz var. Ne sürpriziymiş o? Biz sana tepsi kebabı yaptık. Daha doğrusu Can Feza'm yaptı. Allah Allah. Can Feza öyle şeyleri başarabiliyor muymuş ya? Yalan borcum var evladım sana. Allah Allah. Yaptı diyorum işte. Hatta sen gelirken bir tırnak pidesi alsan ya, çok yakışır yanına. Anneciğim ben bugün yemeğe katılmayacağım. Geliyorum dedin ya çocuğum. Geliyorum da üstümü değiştirmeye geliyorum. Arkadaşlar bir yemek organize etmişler benim için. Ona katılacağım. Aşk olsun Can Feza'cığım. Sen söylesene bana akşam yemeğe çıkıyoruz diye. Boşu boşuna yaptık o kadar kebabı. Ya benim hiçbir şeyden haberim yoktu ki. Anneciğim Can Feza gelmeyecek. Ben tek gideceğim yemeğe. Hadi kapatıyorum. Bay bay. Hayır Selim, hayır. Bu gece 12'ye kadar sabredeceksin. Saat 12'yi vurduğunda... Sabredeceğim. Tamam. Biraz daha bekleyeceğim. Ama fazla bekleyemem. Ya sen bakma ona öyle diyor da... O şey merak eder yani. Mutlaka bir tadına bakar. İster tadına baksın, ister bakmasın. Bir tanem ya... Haddim değil ama merak ediyorum. Siz küs müsünüz? Yok, değiliz. O zaman sen niye gitmiyorsun onunla yemeğe? Kim demiş gitmeyeceğim? Mahir dediğim? Süreyya Hanım. Bir de şu hanım falan yani ben anneye açığım. Yani tabii eğer sen de istersen. Süreyya anne. Canım söyle. Biz seni bir elbise mi seçsek bana? Elbise? Evet elbise. Seçelim. En sevdiğim şeyler beni biliyorsun. Hadi. Hadi hadi. Hadi kalk. Kalk kalk kalk, güzel elbise seçelim. Ay, Can Feza Hanım da çok tatlı ya. He, sen onu git bir de büyük hanıma söyle istersen. Aman, adam evlenmiş artık kız. Sen ne istiyorsun bu gencecik kızdan? Böyle giderse Mahir Bey de evden kaçıracak. Ah büyük hanımım, ah. Sofra mı kuracaksınız? Evet Gülzar Hanım'ı. Ha, önce bahçedeki pamukları bir hale yola koyun. Tamam adam bu gece beklesin, yarın doldurursunuz dedi de öyle hep uçuşmuşlar sağa sola. Ya biliyorum yapacağız. Şimdi yapın hamur. Biz sofra kuruyoruz diye şey yapmadıydık. Tamam biz halledelim o işi kızlar, hadi. Hadi. İyi madem. Hoş. Nimete de günah olacak ama Allah affetsin.